Ama senden son bir ricam daha olacak. Buyurun Zeynep Hanım. Güney'e söyler misin? Benim bütün eşyalarımı toplasın. Ben Orhan'ı göndereceğim bir ara. Zeynep Hanım, hiç haddime değil ama Fatih Bey sizi gerçekten çok seviyor. Hani ani karar vermeseniz. Kendine iyi bak usta. Siz de efendim. Şey sormayın. Bir sürede beni rahat bırakın, tamam? Zeynep! Kızım! Size beni rahat bırakın dedim. Zeynep! Dedi de. Ya Zeynep'ciğim, canın olursun bak, kapıyı açmıyorsun, böyle bir ses ver. Ne olur tatlım bak, çok merak ediyorum seni şu an ya. Fatih, ses yok mu? Yok. Zeynep, bak sana yiyecek bir şeyler getirdim yavrum, o ya, aç acına olmaz. Senin de darlanmıştır da. Zeynep ne olursun Allah aşkına bir şey söyle güzelim ya, lütfen. Zeynep. Kızıma böyle kapanmayla olmaz. Çık dışarı, bağır, çağır, dök öfkeni yavrum. Zeynep, canım, aç şu kapıyı konuşalım. Hadi güzelim benim, ha? Ya ne oluyor, niye bağırıyorsunuz? Zeynep geldi içeride ama kendini odaya kapadı, çıkmıyor. Neden? Fatih'in bildiğini öğrenmiş. Ya yapma be. Var ya, bu kız ne yapsa haklı ya, rahat bırakın kızı. Orhan, uşum haklı da ha böyle odaya kapanmayla olur mu? Ana, en iyisini yapmış. Ben onun yerinde olsam bu evde taş üstüne taş bırakmazdım. Orhan, yangına körükle gitmesene oğlum ya. Ana, ablam bu kapıdan dışarı çıksa ne diyeceksin ona? Bunca yılın eksiklerini nasıl telafi edeceksin? Nasıl affettireceksin kendini? Bakın siz beni dinleyin. Rahat bırakın kızı. Zeynep nerede? Zeynep. Açar mısın kapıyı? Zeynep açar mısın şu kapıyı? Zeynep konuşmamız gerekiyor. Sen laftan anlamıyor musun ya? Seninle konuşmak istemiyorum Fatih. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Bir dakika. Senden sadece bir dakika istiyorum. Yalnız bırakabilir misiniz? Evet Fatih, seni dinliyorum. Sadece bir dakikam var. Söyleyecek ne yalanın varsa, gizlediğin ne gerçeğin varsa hepsini söyleyebilirsin. Zeynep. Ben sana bir yalan söyledim, evet. Ama bir nedeni vardı. Sana söz veriyorum. Bana söz verme artık Fatih. Zeynep, bana hiçbir şeyin sözünü verme. Zeynep beni dinle. Hayatımda güvenebileceğim sadece sen kaldın dediğimde bile yüzüne ya baka Zeynep, baka bana yalan söyledin. Hangi akla gelip ya, karşında konuşuyorsun? Ya böyle? Yeter ya, yeter bir sus. Hep sen mi doğrusun? Hep sen mi haklısın?
Sürekli birilerine bağırıp çağırıp insanları kendinden uzaklaştırıyorsun. Başka bildiğim bir şey yok. Ama bak ben buradayım işte. Yanındayım. Seni seven adam olarak. Sana aşık olan adam olarak. Selim'in babası olarak. Selim'in babası. Zeynep ne diyorsun sen? Peki. Sana bir şey soracağım. Diyelim ki bana bir şey oldu. Allah korusun ya. Selim'e bakmaya devam edecek misin? Ha? Onu oğlun olarak görebilecek misin Fatih? Zeynep bu nasıl bir soru? Ben onu seviyorum. Hayır Fatih, sen beni seviyorsun. Selim'i kabulleniyorsun. Ama emin olduğum tek bir şey var ki. Ben olmasam sen Selim'in suratına bile bakmazsın. Ya o benim oğlum. Benim canım, canımdan bir parça. Sen olsan da olmasan da ben onu seveceğim. Çünkü ben onun babasıyım. Hayır Fatih. Sen onun babası falan değilsin. Onun babası Ertan. Sen söylediğimiz yalının bir ortağısın sadece. Unuttun mu? Sen de bilirsin hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı ben de biliyorum haklısın. Haydi git korkma, seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında ben de zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi söylemedim. Haydi git, 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 gitme. Dur ne olursun gitme. Hazır değilim, aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden, deliler gibi özledim. Gitme dur ne olursun gitme. Senin babası falan değilsin. Onun babası Ertan. Sen söylediğimiz yalanın bir ortağısın sadece. Unuttun mu? Kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden. Deliler gibi. Hayır Fatih, sen beni seviyorsun. Selim'i kabulleniyorsun. Ama emin olduğum tek bir şey var ki. Ben olmasam sen Selim'in suratına bile bakmazsın. Ya o benim oğlum, benim canım, canımdan bir parça. Sen olsan da olmasan da ben onu seveceğim. Çünkü ben onun babasıyım. İkimiz.